Saygıdeğer Genel Başkanım, Profesör Doktor Haydar Baş Bey, kıymetli hazırun ve ekranları başında bizi seyreden yüce Türk milleti, hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Şimdi gerçekten konuşulacak çok şey var. Selim Kotil çok önemli şeyler ortaya koydu. Bütün arkadaşlar, ben şundan girmek istiyorum. Bizim yetiştiğimiz çevre Kahramanmaraş'tan Karadeniz bölgesine yerleşen, gitme sebebi de medrese tahsilini oralara götürmek için oraya giden, biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. Bizim neslimiz, bizim dönemdeki delikanlılar, gençler, çocukların hayali hafız olmak, arkasından Arapça öğrenip icazet almak, işte bunu da sürdürmek idi. Ama şunu ifade edeyim ki, böyle olmasına rağmen 6-7 yaşından başlayarak belki de hayatımızın sonuna kadar devam ettirdiğimiz bu İslami öğrenmek alanı maalesef çok eksik kalmıştı. Ne zamana kadar? Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı tanıyana kadar. Peki Haydar Baş ne koydu ortaya? Haydar Baş yeni bir şey mi ortaya koydu? Hayır. Haydar Baş gizlenenleri, üstü örtünenleri ortaya koydu. Allah buyuruyor ki Sa'd bin Ebi men azlemu mimmen keteme şehadeten indehu min Allah. Allah Teala tarafından kendisine bir bilgi olup da onu gizleyenden daha zalim kimdir? İşte o gizlenen hakikatleri Profesör Doktor Haydar Baş ortaya koydu. İlk başta ben dedim ya, bizim o yörede işte erkek çocukların %80'i hafız olur. Biz de o vesileyle 11 yaşında hafızlığımı tamamladım. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i, ezber okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'den Ehl-i Beyt geçer ama ne manaya geldiğini bilmeyiz. İşte Profesör Doktor Haydar Baş bize şunu hatırlattı. İslam, Kur'an ve Ehl-i Beyt'ten ibarettir. Bunu Profesör Haydar Baş söylemedi. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok yerlerde, birçok meydanlarda, birçok sefer size iki ağır şey bırakıyorum. Bunlardan biri Kur'an, diğeri de Ehl-i Beytim'dir. Bu kadar. Ve devam ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar da bu ikisi birbirinden ayrılmayacak. Demek ki Kur'an ve Ehl-i Beyt İslam demektir. Şimdi buradan yola çıkarak ikinci bir şey daha. Mustafa Kemal Atatürk. Bizim yetişmiş olduğumuz çevrede biz Ehl-i Beyt'i de duymamıştık. Gadir Hum'u da duymamıştık. Mustafa Kemal Atatürk'ü duymuştuk ama Müslüman olarak değil. Şimdi İslam'dan insanlara en büyük hakaret nedir biliyor musunuz? Adama dinsiz demek. Ama öyle enteresan bir kelime ki bu. Sen adama dinsiz der de eğer adam dinsiz değilse o zaman sen dinsiz olursun. Yani o kelime askıda kalmaz. O mutlaka bir yere gidecek. Eğer söylediğin kişi gerçekten dinin dışında birisi ise tamam. Değilse o sana döner. Esasen Profesör Doktor Haydar Baş Bey şunu ortaya koydu, dedi ki: ey Türk milleti, ey insanlık, Mustafa Kemal Atatürk'ün Allah'ın haram dediği bir şeye helal, helal dediği bir şeye haram dediğini duydunuz mu? Duymadık. Peki, o zaman siz Mustafa Kemal Atatürk'e atmış olduğunuz iftiraları ispatlamak mecburiyetindesiniz. Eğer ispatlayamazsanız, olur ki o söylediğiniz söz size döner, siz dinsiz olursunuz. Maalesef bu millet bu kaderi yaşadı. Yani Mustafa Kemal Atatürk madem ki Allah'ın Kur'an'ında beyan ettiği herhangi bir harama helal, herhangi bir helale haram demediyse, ki demedi, ben bu zamana kadar
Bütün ortamlarda konuşuyorum, soruyorum ve Profesör Doktor Haydar Baş Bey soruyor, cevap yok. Şimdi bunu tespit ettikten sonra demek ki Profesör Doktor Haydar Baş gizlenen hakikatleri ortaya koyuyor. Mesela bir seferinde biz Hatay'a gitmiştik. Acaba Profesör Doktor Haydar Baş hocamız ne konuşacak Kadir Hum bayramında diye beklerken Sünni alimlerin ortaya koymuş olduğu 220 tane Sünni alim, bir tane iki tane değil, 220 tane Sünni alimin ortaya koymuş olduğu Kadir Hum hutbesini bu insanlar gizlediler. İşte bu gizleneni Profesör Doktor Haydar Baş ortaya koydu. Sadece bunu mu ortaya koydu? Selim Bey temas etti. Mesela dinler arası diyalogdan bize kim haber verdi? Mesela 90 yıllarında Körfez'de yapılan Körfez'deki o Amerika'nın saldırısından hedef Türkiye'dir. Kim dedi? Bakın şu andaki programımızın ismi ne? Atatürk vatandır. Bu sıradan bir cümle mi? Sıradan bir deyim mi? Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in Türkiye'de Atatürk'le ilgili yazılan birçok eser var. Doğrudur. Birçok isimler de verildi. Ama Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ortaya koymuş olduğu esere bir bakın. Hoş geldin Atatürk. Bunlar sıradan şeyler mi? Bakın sevgili seyirciler, sevgili dinleyenlerim. Ya bu zamana kadar bize asgari ücreti 5000 lira olsun, ya şakacıktan olsun diyen oldu mu? Ya şakacıktan desin. Peki bu zamana kadar bize vatandaşlık maaşını ortaya koyan, yani her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, ister Laz olsun, ister Kürt olsun, ister Çerkez olsun, ister Alevi olsun, ister Sünni olsun, ister Müslim, ister gayrimüslim olsun, her Türk vatandaşına vatandaşlık maaşını önereni duydunuz mu? Ondan sonra yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın olduğunu Lütfullah Önder konuşurken dedi ki, İşte köylere gidiyorduk, kahvelere gidiyorduk, diyorlardı ki size yaptırmazlar. Bir şey daha diyorlardı. Efendim memleketimizde madenlerimiz var ama 2023 yılına kadar çıkartamayız. Niye? Yasak. Ya o zaman öyle enteresan Soma'da bir patlama oldu. 300 insanımız rahmetlik oldu. Bunlar ne iş yapıyordu acaba? Yani öyle bir enteresan bir durum var. Yani 300 tane insanımız maden çıkartırken ölüyor. İnsanımız demiyor ki ya bunlar maden çıkartırken öldü. O halde maden çıkartmak serbesttir demiyor. Diyor ki madem ki bunlar böyle dedi doğrudur. Şimdi bunlar o kadar çok örnek ki bakın sevgili seyirciler. Bir ayette Cenab-ı Hak diyor ki iyilikle güzellik bir değildir. Kötülüğü diyor iyilikle savanlar var ya, kötülüğü iyilikle savanlar, def edenler var ya, onlar sabreden ve çok büyük bir paya sahip olan insanlardır. Bunlar yani rastgele değil. Yani Profesör Doktor Haydar Baş Bey böyle sıradan şeyler söylemiyor. Bakın bir milli ekonomi modeli kitabını yazdı. Malatya'dayız. Böyle özel bir ortamda sohbet ediyoruz. Bir arkadaş, bir yaşlı bir abimiz kalktı dedi ki, efendim dedi, bu milli ekonomi modeli kitabını hocam işte şöyle şöyle yazdı. Hocam dedi ki yok. Siz ona bakmayacaksınız. Siz bakacaksınız ki bu milli ekonomi modeli kitabı uygulanırsa, uygulama alanına konursa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti madden ve manen kalkınır mı, kalkınmaz mı? Kalkınır. İşte bitti. İstersem ben onu aklımla yazarım, istersem gönlümle yazarım. Bu önemli mi? Demişti. Evet, ona bakacağız. Bakın şimdi şehitlerimiz geliyor. Allah rahmet eylesin. Allah hiç kimsenin ocağına, evet şehitlik güzel bir şey ama ya biraz da size gelsin. Biraz da sizin hanenize, ocağınıza gelsin. Göndermiyor ki askeri, nasıl gelsin? Ama olmaz ki böyle bir şey. Bakın sizi düşünen, sizden yana tavrını koyan bir insan var.
Profesör, Doktor Haydarbaş, başka kimse şakacıktan da olsun sizin tarafınızda bir şey söyledi mi? Açıklama. Helikopterimiz düştü. Olabilir canım. Savaş ortamındayız. Helikopter de düşer. Şehitler de olur. Peki sizinkilerden hiç yok. Şimdi bir oturup şöyle bir değerlendirme yapacağız. Sevgili seyirciler, kıymetli dinleyenlerim, biz yanlış yaptık. Bak ben gerçekten Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in o 2001'den bu tarafa birçok mitinginde bulundum. Meydanlarda gerçekten bir doktora tezi, profesörlük, doçentlik tezi gibi olaylar anlattı. Gerçekler ortaya koydu. Bana söyler misiniz ya? Şu andaki siyasiler içerisinde ekonomiyle ilgili kitabı boş ver, makalesi olan var mı? Bakın Profesör Doktor Haydarbaş sadece bunu söylemedi. Bunu kitabını yazdıktan sonra dünyadaki profesörleri çağırdı, dedi ki bir bakın bir değerlendirin. Bütün herkes bunu ayakta alkıştadı. Rusya Duma Meclisi'ne ben de gittim oraya. Hocalarımız da vardı. Orada konuşan ikinci bir insan Profesör Doktor Haydarbaş Bey vardı. Ama bu bize anlatılmadı. Bize sunulmadı. Ama işin gerçeği de laf aramızda, biz de ona destek vermedik ha. O da bize yakışmadı. Yakışmadı. Yani Profesör Doktor Haydarbaş Bey ona rağmen meydanlarda, caddelerde, salonlarda, televizyonlarda konuşuyor. Ama siz destek vermezseniz olur mu? Bu millet destek vermezse, arkasından yürümezse olur mu? Olmaz. Bakın ben ne istiyorum biliyor musunuz? Ben bir hani namazda olmasa bile yaptığımız bir dua var. Ayet. Arapçasını okumayayım, zaman kısıtlı. Diyoruz ki Rabbena atina diye başlıyoruz. Ya Rabbi bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bak dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru diyoruz. Bakın bunu Profesör Doktor Haydarbaş Bey yazmış olduğu modelle bizi hem dünyada hem de ahirette yaşatacaktı. Buna müsaade etmedi bu millet. Ama bilesiniz ki Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayet-i kerime var. Diyor ki, buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Her kim bir iyiliğe aracılık ederse o iyilik kadar ona mükafat, her kim de kötülüğe aracılık ederse o kötülük kadar da ona ceza var. Bakın bu şu andaki oluşuma kim sebep olduysa bundan vebali var. Asla kurtulması mümkün değil. Ben şöyle tamamlıyorum. Profesör Doktor Haydarbaş Bey Beşar Esad için ne dedi? Dedi ki o Hüseyin'i bir duruş sergiledi. Bütün herkes yadırgamıştı. Öyle şey olur mu? Demişti. Şimdi soruyorum. PYD'yi karşımıza kim dikti? Amerika, İsrail. IŞİD'i yine o. Yine onlar. Onları kim silahlandırdı? Yine onlar. Şimdi biz kimle savaşıyoruz? PYD ile. Bizimle beraber PYD ile savaşan kim? Beşar Esad. Ben bunu milletimizin anlamasını istiyorum. Televizyon ekranlarındaki haberleri değil. Hakikatler nedir? Cenab-ı Hak buyuruyor ki size fasık bir haber getirdiği zaman onu araştırın. Sadece bir televizyon kanalıyla olmaz. Bakın PYD ile savaşıyoruz. PYD silah veren Amerika. Yetmiyor. Diyorlar ki Türkiye, bununla tamamlıyorum. Türkiye eski büyükelçisine diyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Amerika için çok felaket konuşuyor. Diyor ki onun konuşmasına bakmayın diyor. Biz diyor PYD'ye uçakla gönderdiğimiz silahları İncirlik üstünden gönderiyoruz diyor. Ben demiyorum. O diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için uyanmamız lazım, ayıkmamız lazım. Profesör Doktor Haydarbaş ne diyor? Ona bakmamız lazım. Peşinden düşmezsek, beraber olmazsak, omuz vermezsek olmaz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.